Çocuk eğitimi genellikle hep anneler üzerinden tarif edilir. Anne ile çocuk arasındaki ilişki ne kadar sağlam ve sağlıklıysa çocuğun kişiliğinin o kadar güçlü olacağından bahsedilir. Bu yanlış değil, bu doğru. Özellikle çocuğun 0-4 yaş arasında anne ile olan ilişkisi ne kadar sağlıklı ve sağlam ise çocuğun kişiliğinin gelişimi o kadar güçlü olur. Peki ya çocuğun karakter gelişimi nasıl? Çünkü çocuğun kişiliği ayrı bir gelişim konusu, çocuğun karakterinin gelişmesi ayrı bir konudur. İşte çocuğun karakter gelişimi de çocukla baba arasındaki ilişkinin sağlıklı ve sağlam olmasına bağlıdır konusunun nedenini, niçinini bu akşam pedagoji okulunda konuşmaya çalışacağız. Çocuk eğitimi genellikle hep anneler üzerinden tarif edilir. Çocuk ile anne arasındaki ilişki ne kadar sağlıklıysa, ne kadar sevecense, ne kadar güvenli bir bağ içerisinde gelişiyor ise çocuğun kişiliğinin de o kadar güçlü olacağından bahsedilir. Yapılan araştırmalar hep bunu teyit ediyor. Evet, çocuk ile anne arasındaki ilişki, özellikle 0-4 yaş arasındaki ilişki ne kadar sağlam ve sağlıklıysa çocuğun kişiliğinin gelişimi o kadar güçlü oluyor. Kişilik dediğimiz şeyi önce birazcık açalım, sonra karaktere geçmeye çalışacağım. Çünkü çocuğun kişiliği anne ile olan ilişkinin sağlıklı olmasına, karakterinin gelişimi ise çocuk ile baba arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Biraz ayrıntıya girmeye çalışayım. Kişilik dediğimiz şey bir bireyin duygusal yapısıdır. Kişinin duygularıyla olan ilişkisinin sağlıklı olmasıdır. Kendiyle olan ilişkisinin sağlıklı olmasıdır. Örneğin bir çocuğun kendini sevilmeye değer hissetmiş olması, duygusal gelişimiyle ilgili olan bu kısmı anne ile çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Yani çocuk ile anne arasındaki o güvenli bağ ne kadar koşulsuzsa, ne kadar engelsizse ve anne siması çocuğa kendisini sevilmeye değer olduğunu ne kadar hissettirmişse birlikte yatarken, anne sütü alırken, birlikte oyun oynarken anne siması ne kadar güvenli, ne kadar tebessüm eden, ne kadar içtense çocuğuyla olan ilişkisi ne kadar iyi duygular üzerinde gerçekleşiyor ise çocuğun kendisinde sevilmeye değer hissi oluşur çocuğun bilinçaltında. Değerlilik duygusu oluşur. Anne ile çocuğun arasındaki ilişki ne kadar sağlam ise, ne kadar sağlıklı ise, çocuğun içerisindeki duygular ne kadar dengeli ise, çocuğun kişiliği o denli dengeli gelişir. Kişilik dediğimiz şey, kişinin yüzüne yansıyan, simasına yansıyan aydınlığıdır. Duyguların simada engelsizce görünüyor olması halidir. Duyguların simada kaygısızca görünüyor olması hali, anne ile çocuk arasında geçen o ilk 4 yıl, biraz uzatmasıyla birlikte söyleyecek olursak, ilk 6 yıllık anne çocuk arasındaki ilişkinin sağlam ve sağlıklı olmasına bağlıdır. Peki burada babanın rolü yok mu? Tabii ki var. Ancak anneyi emen, anneden süt alan, anneyle birlikte yatan, birçok ihtiyacını anne tarafından, birçok ihtiyacı anne tarafından giderilen bir çocuğun duygusal gelişiminde annenin rolünü küçümsemek haksızlık olur. Tekrar altını çizmek istiyorum. Burada babanın rolü yok mudur? Tabii ki var. Ancak anne ile çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklılığının dışa vurumudur. Kendini değerli hissetmek, kendini yeterli hissetmek, kendinin sevilmeye değer olduğunu hissetmek
anne çocuk arasındaki ilişkinin dışa vurumudur. Ancak eğer annenin duygusu sağlıklı değilse, kocasıyla arası iyi değilse, anne çocuğuna bakarken özgür bir ruhla bakamıyor, kaygılarıyla bakıyor ise, evin içerisinde yapılacak işlere mi odaklanayım, kayınvalideme mi odaklanayım, misafirlere mi odaklanayım, kendi annemin benim üzerimdeki baskısına mı odaklanayım, bebeğime mi odaklanayım diye çocuğuna tebessüm eden bir simayla, özgür bir ruh ile bakamıyorsa, burada sadece annenin sorumluluğu değil, annenin yanındaki yetişkinlerin, anneyle ilişkisi içerisinde, ilişki içerisinde olan yetişkinlerin de sorumluluğu indirek olarak çocuğun kişiliğinin gelişimine katkı sağlar veya zarar verir. O yüzden bebeği olan bir anne üzülmemesi lazım. Bebeği olan bir anne incitilmemesi lazım. Bebeğini emziren bir anne, bebeğine bakan, gözleriyle bakan, simasıyla bakan bir anne üzgün olmaması lazım, üzülmemesi lazım. Eğer çocuğunun sağlıklı bir kişiliğe sahip olmasını istiyorsa bir baba, eşiyle arasındaki ilişkiyi, eşinin tebessüm eden bir simasının oluşmasını özellikle gayret etmelidir. Sırf çocuğundan dolayı değil tabii ki. O kadının insan olan yanını bir eş tarafından görülmesi, onun tebessüm etmeye hakkının olduğu bilinmesi de ayrıca bir fazilettir, ayrıca bir farkındalıktır. Ancak ben burada daha çok babanın rolünden bahsetmek istiyorum bu akşamki videoda. Çünkü çocuğun gelişimi, kişiliğinin gelişimi yani duygusal gelişimi anne ile annenin keyifli ruh hali olmak üzere indirek olarak da çevresiyle oluştuğundan bahsettim. Bu doğru. Peki ya baba? Baba sadece anne ana unsur da o da kenarlarda dolaşan bir birey mi? Belki emme dönemi içerisinde ana figür evet anne, yalnız emme dönemi geçtikten sonra yani çocuk 4 yaşını aştıktan sonra 2 yaşı sonra 2 yaş daha ilave ediyoruz. Ayrılma dönemini aştıktan sonra asıl çocuk eğitimi o zaman başlıyor. Çocuğun kişiliğinin gelişimi ilk 4 yaşta oluyor. Çocuğun eğitimi 4 yaşından sonra başlıyor. Çocuğun karakterinin gelişimi 4 yaşından sonra gerçekleşiyor. Ve çocuğun karakterinin gelişimi baba ile kurduğu ilişkinin sağlıklı olmasına, çocukla baba arasındaki ilişkinin yerinde olmasına bağlı. Bunu söylerken karakterin, kişilikten farkı nedir? Ona azıcık değinmek istiyorum. Karakteri biraz tarif etmek istiyorum. Karakter, bir davranışın sürekliliği ve iradi olarak yapılıyor olmasına karakter diyoruz. O bireyin karakteri diyoruz. Nedir mesela? Örneğin çocuğun ödevlerini sürekli ve iradi olarak yapıyor olması. Örneğin çocuğun vaktinde ve düzenli olarak yatıyor olması. Örneğin çocuğun bir spora gidiyor ve o sporu sürekli ve tercih ediyor olarak yapıyor olması. Örneğin bir çocuğun temiz ve bakımlı olması. Örneğin bir çocuğun kıyafetlerini tertipli ve düzenli olarak kullanıyor olması, tüm bu davranış özellikleri baba ile çocuk arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasına bağlıdır. Birçoğumuz şöyle zannediyor, öyle değil mi? Annesi tarif etsin. Anneler tarif ediyor. Diyor ki işte şöyle katlayacaksın, şuraya koyacaksın, yerleştireceksin, odana koyacaksın, odanı derli toplu hale getireceksin. Tamam, çocuğuna derli toplu olmasını tarif etmeyen bir tane anne var mıdır? Hayır. Çocuğuna vaktinde yatması gerektiğini tarif etmeyen bir tane anne var mıdır? Farkındalığı olan bir tane anne
çocuğuna aman yatarsan yat, yatmazsan yatma, ne güzel yaşıyoruz gidiyoruz diyemez. Her anne çocuğuna diyor ki saat 9'da, 8.30'da uyku vakti geldi, dinlenmen gerekli, istersen istirahat etmeye çekilebilirsin diye çocuğuna tarif ediyor. Peki çocuğun bu düzeni oturtamıyor olması, evet anne ile çocuk arasındaki ilişkide hani o duygusal bağın olmaması çocuğun anneyi dinlememesine sebep olur. Onu parantez içerisinde başka konularda da yine anlatacağım. Ancak anne ile çocuk arasındaki ilişki sağlıklı olsa da bir çocuğun düzeni, tertibi, bir davranışın sürekli olup olmaması çocukla baba arasındaki ilişkinin sağlıklılığına bağlıdır. Çünkü çocuğun karakteri, kemiksi yapısı babayla gelişir. Baba çocuğun içerisinde bir güçlülüğü oluşturur. Bir ruhsal yapıdaki gücü oluşturur. Babanın varlığı, kararlılığı, düzenliliği, çocuğun babaya bakarken babanın kararlı, sürekli davranışları görüyor olması, çocukla olan ilişkisini sağlıklıca yürütebiliyor olması, bir restoranta gittiğinde, bir sokakta gezinirken, bir arkadaşıyla konuşurken, bir arabayı kullanırken, soğukkanlılığı, güçlülüğü, olaylar karşısındaki güçlü duruşu çocuğun içerisinde neyi geliştirir? Duygusal sağlamlığı geliştirir. Duygusal sağlamlık ise çocuğun içerisinde neyi oluşturur? Davranıştaki düzenliliği oluşturur. Modelleme babayla olur. Çocuğun oturup kalkmayı öğrenebilmesi babayla geliştirdiği ilişkiye bağlıdır. Çocuğun bir olay karşısında güçlü ya da zayıf oluyor olması, evet tabii ki duygusal gelişime de bağlıdır. Ancak modellediği yapı olarak babayla ne kadar vakit geçirdiğine bağlıdır. Aslında biz birçok şeyi çocuğun duygusal gelişimi üzerinden tarif ediyoruz. Aslında biz birçok çocuk eğitimiyle ilgili konuları anne üzerinden tarif ediyoruz. Bunlar doğru. Ancak babanın rolü annenin rolünden azımsanmayacak derecede büyüktür. Hani ya bu çocuk çok karakterli bir çocuk diyoruz ya. İşte bu çocuğun karakterli olmasının ruhu, özü, mayası babasıdır. Anne ne kadar çocukla birlikte olursa olsun, yani o ilk gelişim döneminin haricinde anne çocukla ne kadar iyi ilişki içerisinde olursa olsun, çocuğun karakterinde yani bir davranışının sürekliliğinde, iradi olarak bir davranışı tercih etmesinde baba kadar güçlü bir role sahip olamaz. Babanın çocukları vaktinde yatmasını öğretmesi, babanın çocuklarına ödevleri tertip ve düzen içerisinde oldurmayı öğretmesi, söylemesinden bahsetmiyorum, hadi yatın diye söylemesinden bahsetmiyorum. O ilişkiyi kendisinin geliştirmesi. Hani mesela baba kalkıyor, sabah giyiniyor, kuşanıyor, işe gidiyor, akşam çıkıyor, geliyor. Yorgun olduğu halde örneğin o yorgunluğunu atlatabilecek bir güce sahip olduğunu ortaya koyuyor. Çocuğuyla birlikte oturup ders yapabiliyor. Ders yaptığı zaman da çocuğuna bağırmıyor, çağırmıyor. Sakin ve dingin kalabiliyor. Yani çocuğun dünyasında bu kadar güçlü olan babanın yine de sakince kalıyor olması çocuğun içerisinde bir güç oluşturur. Dolayısıyla çocuğun kişilik gelişimini genellikle anneler üzerinden tarif ederken bir nokta eksik bırakılıyor. Çocuğun karakterinin gelişimi de babayla birlikte olur. Bu konunun ayrıntılarına önümüzdeki haftalarda girmeye çalışacağım. Önümüzdeki hafta babanın çocuk üzerindeki rolüyle ilgili yapacağımız, vereceğimiz bilgilere devam etmeye çalışacağım. Efendim bu akşam pedagoji okulunda babanın rolüne girmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta çocuğun gelişiminde baba rolüne devam edeceğiz. Hoşça kalın.